Evet Arif Gökçe. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 7 Eylül 2021'deyiz. Bu gördüğünüz ağacımızı geçen yıl gözdesi yaptık. Her dalında gözdesi yaptık. Gördüğünüz gibi çeşit değiştirdik. Diyeceksiniz ki taşlanma aşağıdan, burası gördüğünüz gibi bir uç burun yüksek. Ağaç da böyle. Benim rahatsız olduğum dönemlerde bakamadım bahçeme. O yılda taşlandığı için. Yukarıda görüyorsunuz göz aşılarımızı. Bunlar hepsi de göz aşısı gördüğünüz. Bak dallar. Buradaki dallar. Liderimiz biraz geç uyandı. Bu yıl yaptım lideri. Ama o şöyle düşünüyoruz. Yukarı giden dalları lideri yüksekte bırakıp dalları kestiğimiz anda uçlarını hızlanacağını düşünüyorum. Bu bir. Burada bu yalovamız. Bu ağaçlarımız 4 yaşında. 5. yaşa bitirecek sonunda. Şebin. Bu iki ağacı da yine cins değiştireceğiz. Bu hoşuma gitmedi. Bu hale geldi, hale verim vermediği için. Şurada bir tane meylanesimiz var. Arkadaşlar bu çok sık oldu diyeceksiniz, biliyorum duyar gibiyim ama ben meylanesi damızlık için diktim, aşı yaptığım için bahçemde kalem alabilmek için. Burada kamambirimiz var. Bu çok güzel bir ağacımız. Kamambirle harika oldu. Burada büyüsü yeni yaptığımız aşımız. Hani kendi bahçem, bu bahçe yoğun içinde biz sebze de ekmiştik. Görüyorsunuz bu. Yeni çeşidimiz. Gördün burayı, gördün mü? Arkadaşlar bunları Nisan ayında yapmıştık aşılarımızı. Bu lara çeşidimiz. Gördüğünüz gibi yeni çeşidimiz, bahçemize yeni kattık lara. Burada başka bir çeşidimiz. Nisan ayı aşımız yine. Getir oğlum. Bak. Ne kadar güzel kaynamış. Bu çeşidimizin adı da Hartley. Harika bir şey. Arkadaşlar ben bunları tek dala düşürecektim. Halbuki aynı şey ama bu ağaçları çoğaltmak istediğim için kalem ihtiyacım var. Onun için buna dokunmadım. Bu çeşidimiz 2. yaşı. Muhammed. Çok güzel oldu maşallah. Artık 3 metre 4 metre boy verdiler. Ronde. Şimdi burada bu aşımız tutmadı. Arkadaşlar kendimiz bu işi bildiğimiz halde tutturamayabiliyoruz. Sebebini de söyleyeyim. Elimde kalem arttı. Sülara aşılamıştım. Kalem artınca ağacı kestim, aşıladım. Ağlamadı diye. Baharda ne yazık ki ilk önce bu uyandı ama sonunu sürmedi. Bu yıl buna yeniden kalem aşı yapacağım. Artık kalemleri çoğalttık. Burada ay maşallah. Bakın arkadaşlar bu Nisan ayında yapılan aşımız. Bu da tülara çeşidimiz. Çok güzel. Bak gel. Az uzak çekiyorsun. Oyma aşı bu. Gördüğünüz gibi şu kadar ağaca girmişiz. 15 santim civarında ağaca girmişiz. Oymaşı yapmışız. Çok güzel kambiyum oluşturmuş. Kaynamış. Harika boy vermiş. Dediğim gibi ben bunları tek dala düşürmek isterdim ama tek dala baharda düşüreceğim ki bu kalan şeylerden kalem almayı düşünüyorum. Ağaçlardan. Yeniden kalem alacağım bunlardan. Onun için saldım, yukarı doğru gittiler. Evet devam ediyoruz. Bu da fernurumuz.
Nanor çeşidimiz. Bakın arkadaşlar, renk farklılığı görüyor musunuz? Bu fernettemiz. Sayın Coşkun hocamız da diyor ya, bakın gözler sivri olur. Gördünüz mü gözler ne kadar sivri? Bu fernettemiz. Artık bu sene bunları saçlandıracağız. Biz bunlara hakim olamıyoruz. Ama artık şey de bitti. Sezon da bitti. Burada aşağıda yine geçen yıl son zamanlar yaptığım sezon sonunda Ağustos gibi. Bu da yine göz aşısı her tarafı. Chapner yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar göz aşısı hep. Ağacının göz aşısı yaparak çoğalttık. Hemen arkamızda bu var. Yine bu da böyle. Arkadaşlar maalesef bu fidancılarla başımız belada. Aldığımız ağaçları Chapner diye aldık. Ama maalesef hep başka çeşitler çıktı. Biz de böyle bir çare düşündük. Bunlar işte geçen yılın aynı Temmuz, Ağustos gibi yaptığım göz aşıları bu yıl artık ağacımız şeklini aldı. Tabii ben bu arada gördüğünüz korkuluk gibi dalları aşılar kırılmasın diye bağlamıştım. Artık kendilerini kurtardılar. Gayet güzel görünüyor. Bakın lideri yukarıda çok güzel gitmiş. Hatta çatallaşmış, almak gerekirdi ama biz görmemişiz. Çatalın bir nasıllık daha güzel olurdu. Artık bu iki katlı hazır. Üçüncü katı yapacağız önümüzdeki yıl. Yani hatta alt dalları bile yavaş yavaş verime yatırabileceğimiz bu ağaç. Bu da kaman bir çeşidimiz yine. En azından fidancıdan aldığımız ağaçlardan 5 tanesi kaman bir çıktı. Bunlar da güzel bir ağaç, güzel verim veriyor. Yine geç açıyor. Aşağı yukarı toz alma zamanı Chapner'la yaklaşık aynı zaman. Yine burada bir tülaramız var. T harfi yapmışız. Gördüğünüz gibi bunların koltuk dallarını hep aldık. Yani şu gövde yapraklardan çıkan koltukları aldığımız için hep gövde yaptırdık. Hatta başında küçücük bir cevizi var. Tülaranın. Aşı noktamız burası. Gördüğünüz gibi. Artık bilem kalınlığında olmuş. Arkadaşlar uzun sünnet noktasını uzun yapmanın faydaları. Mükemmel görünüyor. Çok güzel bir tülara. Yine tamam bir. Tamam birimiz. Yayvan büyüyor. Değişik bir şekil alıyor. Oğlumun favorisi kamamberimiz. Harika bir kamamber. Aslanımız. Yazık ki artık barajımızda suyumuz kalmadığı için sularımızı kestiler. Bundan sonra bahçelerimiz susuz kalacak. Herkesin söylediği gibi Ağustos'un 15'inde suyu keselim falan diyorlar. Yok arkadaş öyle bir şey. Dedik ya. Önceki videolarımda da çektim. ağaçlarımızın şu anda suya ihtiyacı var. Suyu birden değil, bölgelerimize göre kademeli olarak kesmek gerekiyor. Yani 5 saat veriyorsak işte 4'e düşüreceğiz, 3'e düşüreceğiz. Bir haftada veriyorsak 10 güne çıkacağız. Kademeli olarak suyu keseceğiz. Ağaçlardan suyu kesilmek çok önemli değil artık. Ağaçlardan suyu kesebiliriz. Burada yine güzel bir tülara çeşidimizin son hali. Nisan, sanırım 11 Nisan civarında aşıladım bunları. Gördüğünüz gibi yukarı doğru çek şöyle. Aşağı yukarı 4'er metre boy verdiler arkadaş aşılar. Aşıların boy verme sebebi işte bunları aslında tek dala düşürsem bu gördüğünüz kalınlık tek dalda olacaktı ama bana şu kalemler lazım. Yani bu bölgemde bu kalemlerden çoğaltmayı düşünüyorum. Yine aynı. Bu da güzel bir açımız gördüğünüz gibi. Maşallah. Böyle olunca keyif oluyor insan. Hep oymaş kullandık burada. Oymaşı yaptık.
Burada gördüğünüz bu ağzımız böyle. Oymaşı yaptık. Maşallah aşılarımız çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Harika bir kaynama. Şuna baksana, buradan neredeyse işte artık ağaç tamamen kendini kapatmış. Bu lağramış. Lağra yazmışız. Ne yazık ki gece bahçemize domuz girmiş. Gördüğünüz gibi maydanozumuz, sebzelerimizi halletmiş. Ne varsa. Nereden girdiyse bir şekilde girmiş. Aynen bunlar da öyle. Bunlar gördüğünüz gibi göz açtı bunlar hep. Ağacı işte değiştirmeyelim diye. Tabandan kesmeyip taşlandırdık. Artık liderimiz de yolunu aldı. Bu ağacın birinci kata olmuş. İkinci kata da devam edeceğiz. Şu alttaki ağacımız da aynı. Çok güzel. Bu da aynı aşımız. Burada bir ağacımız var, çekmiştik. Arkadaşlar bu ağacı ben Mart ayında kestim. Kestiğim zaman bakın kalınlık buydu. 17 milim civarındaydı. Hatta geçen gün sıkmış burayı. Arkadaşlar 4 santim ulaştı gövde. Ve gördüğünüz gibi 4 metre boy verdi. Artık bu ağacı 32 kutlardan kesip rahatlıkla önümüzdeki yıl taşlandırabiliriz. Bu ağaç 3 yaşındaydı. Sürekli çalı gibi duruyordu yerde. Bu sene maşallah aldı yürüdü. Şu gördüğümüz ağacımız Oğuzlar 77. Post çepresine aldırdık bunu ilk önce. Ama sonra gülleci bulamacını sık sık yaptıktan sonra yeniden filizlendirdik. Allah'a şükür bu da kurtuldu. Burada yerli cinsimiz, cevizimiz. Bakalım ne durumda cevizlerimiz. Arkadan biraz keserek bıçağımızı bu şöyle ucundan tutup kaçırdırsak çünkü elimize gitmesin. Çevirdiğimiz anda cevizimiz açılıyor. Şu ince zarın kenarından bıçakla dolaşıyoruz. Gördüğünüz gibi çekişle keserle vurmaya gerek yok. Artık evet şu ara eşik kahverengileştiyse cevizimizi toplama zamanı gelmiştir. Bu yerli bir cinsimiz. Çok da lezzetli. Gördünüz. Şuradan tekrar gösterelim. Şu kenar zarları alırsak bıçağımızla gördüğünüz gibi arkadaşlar şu eşik kısmı kahverengi. Şu artık bu cevizimizin günleri var. Sayılı günleri var. Olgunlaşmış. Kestanelerimiz vardı meşeye aşıladığımız. Halen canlı duruyorlar maşallah. Evet, devam ediyoruz. Bu yılki havuzumuz. Gördüğünüz gibi büyük aşılarımız. Havurt yaptık. Poşetleri almadı diye merak ediyorsunuz. Bunun altında streç yok arkadaşlar. Bez var. Bez olduğu için almadık. Daha yeni yeni alıyoruz poşetlerimizi. Şurada Haziran'ın 20'si gibi yaptığım göz aşıları var. Görüyor musun arkadaşlar? Maşallah 2 metre boy vermiş. Bu ağaca 7 tane falan aşı yaptık. Şunun ikisini
Lider yaptık. Şu lider olacak. Buradan liderliğe gidiyor. Bu yedeğini yapmıştım liderin. Burada da dallarımız var. Artık bu da şekil aldı. Bu dalları kesmedik. Neden kesmedik? Dallar çünkü her iki yerine kullandık. Bu da Haziran sanırım 20'si gibi yaptığım göz aşımız. Burada aşımızın birisi daha yeni uyanıyor. Nedense geç kaldı. Bu dallar ucuna çıkan filizleri öldürürsek sürekli güç buraya gider. Aşağı iniyor. Evet, devam ediyoruz. Oğuzlar 77'miz. Maşallah coştukça coştu. Artık ip de dayandıramıyoruz. Halları da bağlamıyoruz. Sağlık kendi haline yaşıyor. Gördüğünüz gibi. Buna 4 tane kalem takmışız. 2 tanesi tutmuş ama 2 tanesi de maşallah mükemmel tutmuş. Bir de şurada havurtumuz var. O da güzel oldu. Bir tane de havurt. 2. yaşında. Evet. Artık bu da havurtumuz. Tam benim bahçem bir çeşit bahçesi oldu. Bu da yarova çeşitlerinden bir çeşidimiz. Bakalım. Eski ağaçlarımız var. Yerli ağaçlarımız. Arkadaşlar, saygılar sunuyorum. Sizinle paylaşmak isterim. Bu Chandler, benim kendi bahçem. Chandler'ı göstermedin. Chandler'ı gösterdim. Bunlar Chandler. Ceviz aşısı üzerine çalışıyorum. Besleme, büyütme yönünde elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Bilmediğim yerde uzman arkadaşlarımıza soruyoruz. Bilgi alıyoruz. Çevremde bu çeşitleri çoğaltarak bütün halkıma, çevreme faydalı olmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 532-621-9015 telefon numaram. Saygılar sunuyorum. Bize haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin. Ceviz dostlarım.